izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Eda Özdemir, stüdyo New York'tasınız. Konuğumuza New York'a gitmeden önce Amerikan piyasalarına bir bakalım, açılış nasıl yapılmış rakamların üstünden yorumlamalarımızı yapalım ve endekslerle başlayacak olursak tüm oklar yukarıya doğru alım dalgası olduğunu söyleyebiliriz. Dow Jones %0,30'la yükselişte ve 29.998 puan seviyelerinde seyrediyor an itibarıyla. S&P 500 tarafına baktığımızda %1'lik kuvvetli bir prim ve 3.735 puan seviyeleri de o tarafta kaydediliyor diyelim. Teknoloji kısmına Nasdaq'a baktığımızda ise %1,65'lik yükseliş ve 13.091 puan seviyeleri görülüyor diyebiliriz. Tahvil faizleriyle devam edelim. ABD 30 yıllıklar pozitif ayrışıyor. Şu an %0,27 ile ABD 2 yıllık ve 10 yıllıklara baktığımızda düşüş var. 2 yıllıklarda %5,22'lik aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. 10 yıllıklarda ise %0,83'lük aşağı yönlü hareket gözleniyor. Paritelere bakalım. Euro dolar ve pound dolar negatif ayrışıyorlar şu anki durumda ve euronun da poundun da dolar karşısında yaklaşık %50 düşüşleri var diyelim. Euro dolar tarafında %0,29'luk düşüş ve 1,20 seviyelerini görüyoruz. Pound dolar tarafında ise %12'lik düşüş, 1,36 seviyeleri görülüyor şu an. Dolar endeksine baktığımızda ise yükseliş var. %0,28 ile 90.82 seviyeleri var. Dolar yen ve dolar İsviçre frangına baktığımızda ise euro ve pound'un aksine doların yen ve İsviçre frangı karşısında değer kazandığını söyleyebiliriz. Yen karşısında %0,13'lük bir değer kazancı söz konusu doların, 104.89 seviyeleri var ve İsviçre frangı karşısında ise %0,43'lük bir kazançta dolar, 0.89 seviyeleri de dolar İsviçre frangı tarafında kaydediliyor an itibarıyla. Kripto paralara da bir göz atalım. Bitcoin 30-35 bin dolar bandındaki dalgalı hareketlerini sürdürüyor. 33.596 dolar seviyesinde ilerliyor şu an ve %2,75'likte bir düşüşü var. Bitcoin TL tarafına baktığımızda ise 240 bin TL civarı bir seyir var. %4,60'lıkta bir düşüş var diyebiliriz. Bir diğer kripto para Ethereum tarafında ise yükseliş var, %0,46 ile 1317 dolar 31 sentten işlem görüyor Ethereum. Evet değerli izleyenler, şimdi New York'a gidiyoruz konuğumuza bağlanmaya ve Türk of America CEO'su Cemil Özyurt bizlerle. Cemil Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Karlı bir New York'tan bizi karşılıyorsunuz. Evet, yılın en yoğun kar yağışının olduğu bugün. Yarın ne kadar devam edecek? Herhalde son belki de 5-6 yılın en yoğun kar yağışı diyebilir bugün için. Evet. Burada Trump'ın Azi ile ilgili konuşulanlarla başlayalım isterseniz. 9 Şubat'ta gerçekleştirilecek sanıyorum ki Senato'da bu konudaki oylama ve işte aslında sarktı, süreç uzadı. Orada konuşulanlar neler, hala medyada bir yer tutuyor mu bu azil konusu? Gelişmeleri sizden alalım. Evet, açıkçası geçen haftaya kadar Trump'ın azli konusunda demokratlar da umutluydu. Cumhuriyetçi senatörlerin kendilerine destek vereceğine inanıyorlardı ama geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin önde gelenlerinin yaptığı açıklama Trump'ın azlinin çok da kolay olmadığı, mümkün olmadığı yönünde bir sinyal oldu. Çok büyük bir sürpriz olmazsa 8 Şubat'ta başlayacak senato duruşmalarında Trump'ın azli beklenmiyor. Çünkü 57 senatöre ulaşması lazım ki azledilmesi için. Şu anda sadece 50 senatör buna destek veriyor, demokrat senatör. 17 tane senatörün, cumhuriyetçi senatörün demokratlara katılması lazım ki Trump azledilebilsin. Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin liderleri bu konuda çok ılımlı ve karara destek veren görünümünde değil. Onun için büyük bir ihtimalle azil süreci senatöde görüşülecek ama o onaylanması, Trump'ın azledilmesi beklenmiyor.
Bir de teşvik paketi konusunda da tartışmalar sürüyor. O da gündemde, henüz onaylanmış değil. Bir belirsizlik hakim piyasada da. 1.9 trilyon dolarlık bir ekonomik paket değerlendiriliyordu. Öte yandan bazı cumhuriyetçi senatörler tarafından alternatif paketler gündeme getiriliyor. 1.9 trilyon dolarlık pakete karşı alternatifler üretiliyor. Neler konuşuluyor ve burada Janet Yellen'ın da daha sağlam bir adım atılabilir, aslında daha net aksiyon alınabilir ekonomi paketleri konusunda şeklinde de bir açıklaması yer aldı bugün medyada. Ekonomik anlamdaki gelişmeler ve gidişata dair sizin öne çıkaracağınız detaylar olur mu? Evet, Başkan Biden dün 10 Cumhuriyetçi Senatörü Beyaz Saray'a davet edip ekonomik paketle ilgili kendi görüşlerini, yani Cumhuriyetçi Parti'nin sunduğu paketin detaylarının neler olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. Demokratlar 1.9 trilyon dolarlık pakette ısrar ederken Cumhuriyetçiler daha az, 900 milyar dolarlık zaten Aralık ayında bir yardım paketi geçmişti. 1.9 milyar trilyon doların ebatının çok büyük olduğunu, şu an için gerek olmadığı görüşündeler. Demokratlar da bunu iki partinin katılımıyla senatodan geçirip kanunlaştırmak istiyor. Normalde kendi çoğunlukları yasanın hayata geçmesi için yeterli, ama iki partinin katılımıyla bir karar alınsın ve ekonomik paket yardım hayata geçirilsin düşüncesindeler. Hı hı. Cumhuriyetçiler açıkçası bu konuda çok fazla istekli değiller 1.9 trilyon dolarlık paketin geçmesi konusunda. Pazarlıklar sürüyor. Ama bu hafta asıl önemli damgasını vuran ekonomik gelişme, geçtiğimiz hafta GameStop hisselerinde yaşanan, bugün de yine gümüş alımlarıyla zirveye taşınan, özellikle küçük yatırımcıların Wall Street'teki büyük yatırımcılara karşı online ortamda birleşip hareket etmeleri Amerika'nın birinci gündem maddesi. Hı hı. Bu haftaya da Amerika gümüş fiyatlarındaki artış haberleriyle uyandı. Küçük yatırımcılar Reddit isimli online site üzerinden bir araya gelip özellikle hedge fundları çok büyük zorda bırakacak hamleler yaparak Wall Street tarihinde görülmemiş işlere imza atıyorlar. Geçtiğimiz hafta da milyarlarca dolarlık zararına yol açtılar. Hedge fundlar çok büyük zarara uğradı. Küçük yatırımcıların bir araya gelip GameStop hisselerini akın etmesiyle açıkçası bugünkü gündem gümüş fiyatları. Daha sonra acaba sırada ne var? Amerikalılar, küçük yatırımcı Wall Street'in devlerine karşı hangi hisse senedi üzerinden nasıl bir savaş başlatacak? Onun tartışması devam ediyor. Özellikle short sale dediğimiz alım satımlardan büyük para kazanan büyük hedge fundlara karşı küçük yatırımcılar seslerini duyurmayı başardılar. Bundan sonraki adımda hedge fundlar nasıl adım atacak? Bu küçük yatırımcılara karşı bu kayıpların nasıl önüne geçecekler, onun telaşındalar. Geçtiğimiz hafta online alım yapan küçük yatırımcıların alım satım yapabildikleri Robinhood gibi, E-Trade gibi siteler üzerinden bir takım kısıtlamalar yaparak küçük yatırımcıların alım yapması engellendi. Hı hı. Ancak buna Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti milletvekilleri, kongre üyeleri ve senatörleri çok büyük tepki gösterdiler. Hatta diyebiliriz ki iki parti ilk kez bir konuda yeni dönemde bir araya geldi. Küçük yatırımcının haklarının korunması noktasında bu online siteler üzerinden alışverişin kesilmesini eleştirdiler. Hatta dün Elon Musk bu konuda Clubhouse denilen yeni sosyal medya ortamında bir toplantı gerçekleştirdi. Ve toplantıda Robinhood isimli online e-ticaret, e-trade yapılan sitenin CEO'suna ağır sorular yönelterek küçük yatırımcıların haklarını savundu. Bugün de Elon Musk küçük yatırımcıların bir kahramanı olarak sosyal medyada yer ses buldu. Bugün bu haftaki gündem büyük bir ihtimalle ekonomik tartışmaların ışığında, gölgesinde küçük yatırımcıların dev Wall Street yatırımcılarına karşı nasıl mücadele ettiğini anlatmakla geçecek. Peki Cemil Bey, geçmişte de bu tarz balonlar vardı aslında. Hunt kardeşler de bunun bir başka örneği. Çeşitli manipülasyonlar sonucu bunlar iflaslarla da sonuçlanabiliyor. Bu da yine tarihe geçecek bir olay.
Amerika'da önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni gelişmeler olur mu sizce? Nasıl bir gidişat olabilir ekonomik anlamda? Ve buradan bir de Çin'e bağlamak istiyorum. Son değerlendirmelerinizi o konudan alıp sonra Çin'le de yine ticaret anlamında faz 1 anlaşmasının yeniden gözden geçirileceği konuşuluyor. Biden'ın anlaşmada belki de daha ılımlı bir rol takınacağı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, şimdi Eda Hanım özellikle biraz önce söylediğiniz gibi küçük yatırımcılar basmakta olan çok gelecek vaat etmeyen BlackBerry gibi, AMC gibi, GameStop gibi hisselere hücum edip geçici bir değer kazancına neden olabiliyorlar. Nitekim GameStop hisselerini 2019 yılında 5 dolara satın alan Boston'lı küçük yatırımcı bu hissenin geçen hafta içerisinde 440 dolarları, 450 dolarları hatta 484 dolara kadar ulaşmasını sağladı. Ancak GameStop'ın fiziksel olarak ekonomik olarak performansına baktığımızda hisse senediyle karşılıklı bir başarısı, hisse performansı, şirket performansı yok. Aynı şekilde BlackBerry uzun zamandır teknolojide kendini yenileyemediği için batmasına büyük bir ihtimalle kesin gözle bakılan bir şirket. AMC yine büyük, buranın Amerika'nın büyük sinema sektörünün önemli şirketlerinden birisi. Ama pandemi nedeniyle zaten pek çok sinema ve mekan kapalı. Bu hisselere küçük yatırımcıların sadece büyük yatırımcılara kafa tutmak amacıyla destek olması ekonomik karşılığı var mı bir soru işareti. Bu saydığım üç şirketlerin üçü de şirket performansı anlamında yatırımcının çok ilgisini çekebilecek bir performans sergilemiyor açıkçası. Dediğiniz risk var. Küçük yatırımcılar her ne kadar kendi aralarında organize olup çok da iyi performans göstermeyen şirketlere yatırım yapsalar da ekonomik gerçekler bunun tersini söylüyor. Önümüzdeki günler Wall Street'teki bu savaşın ne kadar uzun süreli olacağını, hedge fundların ellerindeki imkanları ne kadar küçük yatırımcılara karşı kullanabileceğini görmemiz açısından da önemli. Ama şu bir gerçek, Wall Street son 50 yıldır bu tarz bir hamleyle karşılaşmamıştı. Piyasalar onun için geçtiğimiz haftadan beri şokta. Çin'le bir defa... Çin'le ilgili evet. Çin'le ilgili olarak da Biden yönetimi ilk icraat olarak göreve başladığında bir dizi kararlar aldı. 17 tane executive order yayınlayarak Trump döneminde başlatılan ve artık yeni dönemde devam ettirilmeyeceği söylenen kurallara, kararlara imza attı. Çin konusunda da Biden'ın yaklaşımı Trump'tan farklı olarak daha diyaloğa dayalı olarak çözüm odaklı ama Amerika'nın çıkarlarını savunma taraftarı yönünde. Biden bu konuda çok büyük eleştirilere uğramıştı Trump tarafından. Seçimi kazananlar kazandığında da Çin'in çok sevindiğini, Çin'in Biden'ın kazanmasından çok büyük fayda sağlayacağını iddia etmişti. Biden'ın politikaları tamamen Amerika'yı Çin'e teslim etmekten ziyade Trump dönemindeki kadar keskin olmamakla birlikte Amerikalı yerli üreticilerin, Amerikalı iş adamlarının, Amerika'daki ticari çevrelerin haklarını koruyacak şekilde masaya yatırmak. Çin-Amerika konusu Trump dönemindeki kadar çok büyük çalkantılı olmasa, çok büyük inişli çıkışlı grafikler çizmese de yine gündemin birinci maddesi olarak iki dev gücün savaşı olarak devam edecek. Önümüzdeki günlerde de alınacak kararlarla bunlar ne kadar uygulayacaklar, aldıkları kararları ne kadar hayata geçirebilecekler göreceğiz. Cemil Bey, aşı çalışmaları ne durumda Amerika'da? Şu an nasıl bir gidişat var? Bir de o konuyu konuşalım isterim aslında. Avrupa Birliği ile AstraZeneca arasında gerilimi takip ediyorduk birkaç gündür. Öte yandan dünya çapında da zaten aşı tedariğinde, alımında ve burada birinci doz, ikinci doz uygulanmasında çeşitli tartışmalar var. Virüsün yeni bir mutasyonu var. Hatta farklı mutasyonları da konuşuluyor. Amerika'da şu an aşı çalışmaları ne durumda ve bu konuda ekstra önlemler var mı göze çarpan?
Amerika'da şu ana kadar 23.4 milyon kişi aşı yapıldı. 330 milyon nüfuslu bir ülkede rakama baktığımızda %10'un çok altında bir rakam. Biden yönetimi 100 günde 100 milyon kişiye aşı yapmayı hedefliyor. Şu anki ulaşılan rakam günde 1,5 milyon kişiye ulaştı. Eğer bu şekilde devam edebilirse, aşı tedariğini sağlamada sıkıntı yaşanmazsa 100 günlük hedefe ulaşılabilir. Ancak biraz önce söylediğiniz gibi Amerika'da da aşının tedariği konusunda sıkıntılar, dağıtımı konusunda sıkıntılar var. New York eyaletinde aşının ikinci fazına geçilmesi için vali açıklama yaptı, yeterince aşı kalmadığını söyledi. 7 milyon kişinin aşı olması gerekiyor New York'ta. Özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, 65 yaş üstü, huzur evlerinde kalan insanlar, bunlar 7 milyon kişiye karşılık geliyor. Şu ana kadar aşı olan kişi sayısı bunun 7'de 1'i kadar, 1,5 milyon kadar kişi aşı oldu. Amerika'da eyaletler arasında şu anda en büyük sıkıntı aşının dağıtımı konusunda. Yaklaşık olarak Amerikan yönetimi 600 milyon doz aşıya alımı gerçekleştireceklerini söylediler. Daha önce bu rakam 400 milyondu. Buna 200 milyon adet daha eklediler. Johnson & Johnson'ın aşısının da önümüzdeki haftalarda kabul edilip piyasaya girmesi bekleniyor. Pfizer ve AstraZeneca'dan sonra Johnson & Johnson'ın da piyasaya girmesi bir anlamda ellerini rahatlatacak. Ama en büyük sıkıntı aşının lojistiği, dağıtımı. Bu anlamda da yeni eski yasaları, savaş dönemlerinde hayata geçirilen, uygulanan yasaları tekrar gündeme getirerek aşı dağıtımının hızlanmasına çaba harcıyor yönetim. Şu anda önceliği yaz ayına kadar Amerikan nüfusunun %70-80'ini aşılamak yönetimin, Biden yönetiminin hedefi. Ama ne kadar gerçekleştirilebilecek? Bir anlamda da Eda Hanım şöyle bir sıkıntı var. Dün yapılan bir ankette özellikle sağlık çalışanlarının %30'unun aşı olmak istemediğiyle ilgili bir anket vardı. Halk içinde de aşıya karşı sonuçlarının ne olacağını kestiremedikleri için bir karşı duruş var. Hı hı. Özellikle aşı olan kesimler arasında yapılan anketlerde de yapılan aşıların %48'inin beyazlara yapıldığı, siyahların ve Latinlerin bu oranın çok altında kaldığı gibi bir gerçek ortaya çıktı. Aşı aynı zamanda da ırklar arası, sınıflar arası ayrım konusunda da tartışma konusu. Aşıyla birlikte bu sorunların da üstesinden gelinebilmesi için çok fazla sayıda aşının çok fazla farklı merkezlere dağıtılması gerekiyor. Nitekim New York'ta yaşayan bazı sağlık çalışanları New York'ta aşı bulamadıkları için kendilerine 4-5 saat uzaklıktaki farklı yerlere arabalarıyla seyahat edip aşı olmayı tercih ediyorlar. Bu da Amerika içerisinde şehirler ve eyaletler arası yolculuklarla daha az nüfusun yaşadığı yere de gidip aşı olma gibi bir gerçekle bizleri karşı karşıya bırakıyor. İnsanlar 5-6 saat arabayla yolculuk yapıp eyaletin daha uzak köşelerinde aşı olmayı tercih ediyorlar. Önümüzdeki yaz ayına kadar yayınlara bağlandıkça bu aşı konusunu konuşmaya devam edeceğiz gibi. Amerika elinde yeterli aşı olsa da dağıtımında yeterli başarıyı gösteremiyor şu anda. Cemil Bey, bir ilginç haber de silahlanma konusunda Amerika'da. Şöyle bir veri var. 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yapmış. Nasıl değerlendirirsiniz bu haberi? Bunun arkasındaki motivasyon ne olabilir? Öte yandan buna ek bir bilgi olarak da kırsal tarafa bir hareketlilik söz konusu. Herkesin yerleşmek için daha çok kırsal alanlara yönelmesi de ayrı bir durum. Bu iki haberi ve durumu da ele aldığınızda siz nasıl bir çerçeve çizersiniz? Evet, Edelmi, özellikle ikinci sorunuzdan başlayacak olursam, pandemi döneminde özellikle büyük şehirlerden kırsal alanlara karşı yoğun bir göç yaşandı. Bu hala devam ediyor. Mesela New York City'den pek çok insan biraz daha kırsal diyebileceğimiz New York'a 3-4 saat, 2 saat, 3 saat uzaklıktaki yerlere taşınarak hem New York'un pahalı şehir ortamından uzaklaşmak hem de pandemi döneminde evden çalıştıkları için şehirde olmalarına gerektiren bir durum söz konusu olmadığı için şehri boşalttılar. En son yapılan bir
istatistikte New York City'de yaklaşık 18 bin tane boş apartman dairesinin olduğu ve New York tarihinde bunun bir rekor olduğu ifade edildi. New York Valiliği ve New York Belediyesi de buna önlem almak için özellikle büyük şirketlerde yaklaşık 8-10 bin kişinin çalıştığı büyük gökdelenlerdeki bu büyük boşalmanın da karşısına geçebilmek için rezidansa çevirmek, yani iş yerlerini rezidansa çevirip daha ucuz kiralarla insanlara kiralama yolunu bir seçenek olarak görüyorlar. Açıkçası New Jersey gibi, Connecticut gibi New York'a komşu eyaletlerdeki ev satışları çok arttı. Çünkü New York'tan çok büyük, yoğun bir göç yaşanıyor bu eyaletlere. Hem yaşam daha ucuz, hem de evden çalışma ortamı olduğu için bahçeli, rahat evlerde çalışma imkanları insanları cezbediyor. Büyük şehirlerdeki göç pandemi dönemiyle arttı ve hatta bu dönemde küçük işletmelere satın alarak küçük yerlere yerleşme trendi başladı. Sosyal medya üzerinden de bunun pek çok örneklerini okuduk. İstatistikler de onu gösteriyor ki pandemi insanların hayatında köklü değişikliklere neden oluyor. Diğer sorunuzla ilgili de tekrar alabilir miyim o sorunuzu? Silahlanma 2020'de rekor silahlanma kırmış Cemil Bey. Evet, silahlanmanın da özellikle Trump döneminde yaşanan seçimde devlete olan güvensizliğin yanı sıra pandemi döneminde de insanlar kendilerini güvende hissetmediler. Amerikalılar ne zaman silah alımına yoğun ilgi gösterse bunun arkasındaki motivasyon kendilerini yeterince güvende hissetmemeleri. Özellikle seçim döneminde Trump'ın başlattığı akımla devlete karşı duyulan güvenin seçimlerin çalındığıyla ilgili söylemin yaygınlaşması, pandemi döneminde özellikle insanların sokağa çıkma yasağı uygulanması, alışveriş mekanlarının kapatılması, özgürlüklerinin kısıtlatması olarak algılandı ve Amerikalılar bu özgürlükleri kısıtlandığında da ilk başvurdukları çare silahlanarak kendi haklarını korumak. O dönemde hatırlarsanız Michigan gibi bazı eyaletlerde eyalet senatolarını basıp silahlarla ekonominin yeniden açılmasını, hayata geçirilmesi konusunda baskılar yapmışlardı. Amerikalılar kendi özgürlüklerinin tehlikeye girdiğini hissettikleri durumda silaha başvuruyorlar. Bu da onun bir göstergesi bence. Evet Cemil Bey, çok teşekkür ediyoruz New York'tan aktardıklarınız için. Sayenizde biz ben de bir kar manzarası görmüş olduk. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler, teşekkürler. Değerli izleyenler, Cemil Özyurt bizlerleydi. Turk of America dergisi CEO'su ve New York'tan bağlandı yayınımıza. Ve burada noktalıyoruz Stüdyo New York'u. Kısa bir ara, aranın ardından Ali Değermenci dünya halleriyle sizlerle.